90 artı 2'nin içindeyiz. 90 artı 1'de az önce Sörnlot skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Ekuban derinlemesine arka direğe sert kesti. Sörlot uzun bacaklarıyla o topa yetişti. Vida'nın arkasından geldi. Vida ile Karius'un arasından vurdu ve skoru 2-2'ye getirdi. 5. dakikada gol perdesini açan da Norveçli golcüydü. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren, üstün oyununu sürdüren Beşiktaş önce Boateng ile beraberliği yakaladı. Ardından da Vida ile öne geçti ama az önce yediği golle üstünlüğünü koruyamadı. Hüseyin Cimşir şu anda bir sarı kart görüyor hakem Fırat Aydın Ustan. 90 artı 2'nin son saniyeleri Beşiktaş 2 Trabzonspor 2 saniyeler sonra birlikteyiz. 2-2 eşitlik devam ediyor sayın seyirciler. Vodafone Park'ta 90 artı 4'ün içindeyiz. Caner köşe vuruşu kullandı. Bir kafa top üstten alta çıkıyor. Belki de son bir şanstı bu Beşiktaş için ama 90 artıda gelen golle bir dakika daha ekleyebilir. Artı 4 dakikaya işaret eden Fırat Aydınus. 90 artı 4, 8 saniye sonra dolacak. Hatta benim bu cümlemin bitiminde de şu anda olduğu gibi Uğurcan yavaş hareketlerle out'tan kazandığı vuruşu kullanmak üzere kale sahasına dikti topu. Gözler hakemde ve son düdük geliyor. 20 saniye ekledi. Gol oldu 90 artıda 20 saniyekleri Fırat Aydınus. Sörlot'u gö gösteriyor kameralar maçın kahramanı. İki gol attı. Gol krallığına emin adımlarla giden Trabzonspor'un yıldız golcüsü. Evet artık ona yıldız demek şart. <laughs> Çünkü her şeyi yapan bir oyuncu. Hava hakimiyeti zaten var. Hızı var o fizikle. Adam geçiyor. Çizgiye inip orta yapıyor. Sol ayağını neredeyse e, Van Persie'nin o en fond olduğu dönemdeki gibi kullanıyor. Bugün ilk golü gerçekten inanılmazdı. Boateng bugün iyiydi. Bugün sahanın iyisi aslında Beşiktaş'tı. Fakat Trabzonspor usta isimleriyle, atanıyla tutanıyla, orta sahayı toparlayan kaptanı Sosa'yla bugün Beşiktaş'a yenilmemeyi başardı diye özetleyebilir miyiz Zeki Uzundurukhan? <laughs> ya şu e, 90 dakikaya baktığımızda, Uzatmalarda dahil 94 dakikaya baktığımızda e, Trabzonspor bu sezon yenildiği Denizlispor, Göztepe ve Sivasspor maçları dahil hiç bu kadar sönük bir futbol oynayamamıştı, oynamamıştı. 90 dakikada oyunda üstünlüğü e, bir 5 dakikada olsa ele geçiremedi. Baştan sona Beşiktaş'ın hakimiyetinde geçen bir maç oldu ama futbolda klasik tabir atanla tutanın çok iyi olacak. Uğurcan kalesinde devleşerek belki de farkı önledi. Şorlot'ta e, maç boyunca belki de 2 bir de kafa şutu var. 3 pozisyon yakaladı. İkisini gole çevirdi ki son e, golde 90 artı 4 e, orada o müthiş de deparatı güçlü. Yani başka bir futbolcu emin ol Serkan Otobo yetişemezdi. Bir adam. Çok ve başka yetişiyor bir adam. ve vurduğu top gol oluyor. Yani nokta atışı vuruşlar yapıyor. E, baktığımızda futbol olarak Beşiktaş e, aslında... Müthiş oynadı. Galibiyet hak etti. Ama Beşiktaş'ın Charlotte gibi bir golcüsü olsaydı bu maçı belki de çok farklı kazanırdı. Trabzonspor bu bir puan belki de Trabzonspor'u şampiyon yapacak. Çünkü bu kadar kötü oynadığı maçta altın değerinde bir puan aldı. E, Trabzonspor'un asıl hesabı zaten buradan. Hüseyin Hoca emin ol 3 puan için geldi ama buraya bir, bir beraberlik bir puan yazmıştır. E, buradan aldığı bir puan e, altın değerinde bir e, puan. E, dediğimiz gibi Trabzonspor'un bir <laughs> maçı eksik ve şu anda Sivas'la puanlar eşitledi. Avaraj'da yine yanılmıyorsam lider. Lider. Ee, öyle baktığında e, Malatya maçı ve bu maç e, kalan 12 maç içinde en zor maçıydı. Galatasaray maçı hariç. Bir de Galatasaray maçı zor. Baktığında Trabzonspor e, iki derbide yine kaybetmedi. 10. derbide tek yenilgisi var. O da Galatasaray Telekom Stadında. E, ama Trabzonspor'da şu var. Yani Bakayeme olmayınca Trabzonspor ileride top tutamıyor. Ee, ve golü attıktan sonra Sivas maçında da aynısı oldu. Topu rakibe bırakıp kalesini savunmaya çalışıyor. Ama burada Ubi Mikel'in de olma işinin nedeniyle çok zor anlar yaşadı. Beşiktaş müthiş baskı kurdu. Gerçekten Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. Ee, çok hani iyi oynadı Beşiktaş. Şampiyonluğu oynayacak belki bir kadro yok ellerinde ama Beşiktaş'ta kötü oyuncu yoktu. Bak ilk defa böyle bir maç izliyorum ben. Trabzonspor'a karşı ee, bu kadar baskılı, müthiş oynayan bir takım. Ama dediğimiz gibi Sergen Yalçın da maçtan sonra mutlaka şunu söyleyecektir şorlatı ee, tutamadık diyecektir ki onu tutan vida gol de attı böyle baktığında yani çok keyifli bir maç oldu dediğim gibi bu derbinin kazananı e, Trabzonspor oldu Beşiktaş bu beraberlikle bu an daha kaybedip bence şampiyonluk yarışında e, şampiyonluk yarışını havlattığını düşünüyorum ama bu futbol önümüzdeki yıla büyük bir yatırımdır Beşiktaş adına Trabzonspor da bence bu aldığı bir puanla e, ilerleyen dönemde Belki de şampiyonluğa götürecek bir puan oldu bu. Kötü oynarken de şampiyonluğa giderken büyük takımların puan alması önemli. Trabzonspor bunu başardı ama futboluyla SOS veriyor Trabzonspor. Diyeceksiniz ki Beşiktaş'a karşı oynadı ama Beşiktaş'a karşı Başakşehir'i izlediğimizde Başakşehir daha iyi oynadı. Yani Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında çok fazlaca rakibi var. O yüzden de Hüseyin Hoca'nın bu maçla ilgili çok... Ee, müthiş analizler yapıp dersler evet. çıkarması lazım Serkan. Hemen Serdar senle devam edelim. Eminim ben teknik heyetinden futbolcusuna, yöneticisinden taraftarına Beşiktaşlılar şu anda 2 puan kaybettiği için üzgündür. 100, 100, 100, son dakikada yenilen gol. O son dakikada yenilen gole kadar Beşiktaş'ın yakaladığı fırsatlar var. Ama Beşiktaş'ta gol bitiriciliği, gol e, vuruşları yapacak ayaklar çok kötü. Kötü ötesi. Orada bir tane e, maçın adamı vardı Beşiktaş adına. Çok net söylüyorum. Boateng bence Elneni de var. muazzam bir gol attı. Usta işi. İkinci top, ikinci gol dedi. yine, yine onun Boat kafa Eni. vuruşu. O çıktıktan sonra oyun geriye gitti zaten Beşiktaş'ta. Bu bir, İkincisi Elneni. Başka da kimse maçı kurtaramazdı bugün. İkisi muazzam oynadılar. Hakkiden Fakat müthiş oynadılar. Çok 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 ya iyi bugün oynadılar. bugün Sturridge, Elneni, Boateng Uğurcan Bence Sosa ve Uğurcan. Uğurcan Sosa Sosa çok evet. yalnız kaldı. Defansif çok yalnız özelliği kaldı. de bugün Sosa'nın çok çok iyiydi. Bu maçtan önce katıldığımız programlarda hep şunu söyledim. Eğer Vida gününde olursa söylatı adım attırmaz. Ama gününde olmazsa ki ben olacağını tahmin etmiyordum zaten. Kırmızı kart bile görebilir. Gol gol attı kırmızı kırmızı ama. Ama Vida'nın o attığı gol var ya. Her bazı maçlarda oynadığı kötü futbolu. O golleri unutturuyor işte. Şu el, spor ikinci spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapolu konuşuyor. Bu anlamda canı gönülden kutluyorum. Tabii ki hem takım oyunu olarak hem taktiksel anlamda keyif dolu bir müsabakaydı. Bu vesileyle her iki takımı tebrik ediyorum. İnşallah yarınki bir de aynı heyecanla gerçekleşir. Şampiyonluk yolunda lige keyif katan ve Canını dışına takarak oynayan oyunculara başarı diliyorum. Takımlara başarı diliyorum. Tüm spor camiasına keyif dolu, centilmenlik dolu başlar temenni ediyorum. Teşekkürler Sayın Bakan. Evet e, Sayın Bakan'ı dinledik. E, Sayın Bakan e, bugünkü maçı izledi. Tahminimce yarınki maçta da olacak. E, Sayın Vali e, yine devletin en üst makamları da bu haftaki spor şönenlerine evet. e, çok yakından ilgi ve alaka gösteriyorlar. Kaldın yerden devam edelim. E, Vida'dan bahsediyorduk. Hakikaten e, iyi bir günde o sizi adım attırmazdık dedik ama e, onun gol atması onun iyi gününde olduğu anlamına getirmez. Vida'nın e, bazen özellikle ikinci goldeki e, hatasını çok net söyleyebiliriz. Tabi burada Uğurcan faktörünü unutmamak lazım. Bir sıfırdan sonra maç Uğurcan ile Beşiktaş arasında geçti diyebiliriz. Çok büyük bir kaleci. E, atanı bu ligin en iyisi Trabzon'da. Bu e, ligin en iyi tutanı e, Mustera. Diğer iyi tutanı e, Trabzon'da. Sosa gibi bir maestro var. E, ki Beşiktaş'ta böyle oyuncu eksikliği net olarak göze çarpıyor. E, Adem Laiç'ten bir verim alamıyor. Sergen Yalçın'ın maçtan önceki Adem Laiç açıklamaları Serkan Sen'de de e, kafalarda soru işareti yarattı. Sen'de evet. de yarattı. Ben'de de yarattı. Ama hastalığı ayrı fakat Sergen Hoca adem bu ademden memnun değil. Zaten muhtemelen bundan sonra Boateng, Burak ikilisi hep beraber oynar. Çünkü Boateng, Beşiktaş'ı kalan maçlarda zirveye daha yakın tutabilecek en önemli isimlerden biri. Çok iyi bir transfer. Kaldı 7 maç. Eğer 7 maç daha oynarsa sakatlanıp çıktı. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Henüz bir açıklama yapılmadı. Eğer 7 maç daha oynarsa Boateng'in sözleşmesi bir sene daha uzuyor Beşiktaş'ta. Onu da belirtelim. E, Allah'tan olmasa, e, bu atak olmasa bu maç da gidecekti. Yani iki puan da, bir kazanım bir puan da gidecekti. Yaz bugün şunun adını evet, koyalım. Evet. Beşiktaş bugün çok iyi oynadı. Evet. İyi oynadı. Çok Beşiktaş. Iyi. Bakın lütfen dikkatli dinleyin. 63'e 37 toplu evet. oynama oranı. Evet. Hadi istatistiklere inanmıyorum. Toplu oynama önemli değil. <laughs> 29 şut. 29 şut. 9'u kaleyi tutuyor. Uğurcan sen çok büyük bir kalecisin. Yediğin gollerde de tartışılabilir belki ama kurtardıkların evet, e, hakikaten evet. büyük bir kaleci. Çok önemli bir performans. <laughs> Beşiktaş'ın oyunu umut veriyor. Yani umut vermiyor artık. Bu oyun Beşiktaş'ı iyi yerlere getirecek. Sadece bu senin için konuşmuyorum. Sergen Yalçın ile Beşiktaş çok önemli bir değişimden geçti. Ama hakikaten Sergen Yalçın e, sezon başı Abdullah Avcı yerini Beşiktaş-Sergen Yalçın almış olsaydı, acaba bu transferlerin kaç tanesine olay verirdi? Şimdi sezon başı transferleri Beşiktaş'ı kurtarıyor mu? Kurtarmıyor kurtarmıyor